Arkadaşlar, üçüncüsü, dördüncüsü ve en önemli konum cinsiyetsizleştirme meselesi. Bakın şu an çok farkında değiliz bunun. Bu LGBT diye karşımıza çıkan, eşcinseller olarak reklamları yapılan mesele sadece cinsel eğilimlerle ilgili birbirinden farklı onlara saygı duyma meselesi değil arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir, özellikle yeni kuşak gençlerden, muhafazakar ailenin çocuklarında bile iyi de anne onun eğilimi, kromozomu öyleyse onun suçu ne gibi masum gösteren yorumları çevrenizde görüyorsunuz. Bir arkadaş, bir gençten şunu duydum. Ya Down sendromlu çocuk nasıl kromozomu bir fazla olduğu için Down oluyorsa, bunlarda da kromozom yaratılışından kendini kadın hissediyorsa ben niye onun doğasına yorum yapayım gibi sorular. Arkadaşlar bakın, bu eğilimler yaratılışla ilgili hastalık düzeyinde ise tedavisi yapılır. Endokrin, pediatri endokrin bu işi yapar ve tedavisi yapılır. Bu erken dönemde adolesanlıktan çocukluğa geçişte aileler bilinçli bir şekilde hareket ederse tedavisi yapılan işlerdir. Ama bunu özentiye götürüp Netflix'ler üzerinden, bunu özentiye götürüp çocuk kanalları üzerinden çocuğun saçını boyadığı, tırnağını boyadığı, penguenlerin aynı cinsten olduğu halde birbiriyle öpüştüğü, erkek leyleklerin erkeklere çocuk getirdiği subliminal bir propagandayla cinsiyetsizlik propaganda haline getiriliyorsa, bu eşcinselere saygı değil, cinsiyetsizliği bir propaganda haline getirebilme meselesi. Az önce insan üretme çiftliklerinden bahsettim. Aile düzeni olmasın, cinsiyetsizleştirme ve LGBT eğilimleri özgürlük ve hak olarak tanınsın ve toplumsal düzen değerleriyle yaşamanın dışına çıksın. Kendi hastalıklarını ihraç etme meselesi. Kendi hastalıklarını, virüslerini başka milletlere gönderme meselesi. Şimdi batıdaki temel bu medeniyet krizini ve yaşadığımız bu dünya gerçeklerini bildikten sonra biz kendimize bakmamız lazım.